Efendim, bir canlı yayın akşamında daha birlikteyiz. Herkese merhaba. Bugün 26 Nisan. Günlerden pazartesi saatlerden de yaklaşık 21 olduğunda eksi 18 edebiyat sohbetlerindeki programımıza başlıyoruz demektir. Bundan önce yaklaşık 28 kere yaptığımız gibi bu yıl ikinci sezondayız ve bugün 29. programımızda birlikte olacağız. İlk sezonda da yaklaşık 25 misafir ağırlamıştık. Bir hayli deneyim birikti bu alanda da. Artık yavaş yavaş 35. programla beraber bu yıl sezon finali yapmayı planlıyoruz. Yavaş yavaş da sezon finalimizin son çeyreğine doğru gelmiş bulunuyoruz. Bugün nasıl bir program bizi bekliyor? 1-2 dakika yayını her zaman önce başlatıyorum ki saatler 21'i gösterdiğinde günün konuğunu misafir edelim ve onunla uzun uzun yarım saat sohbet edebilelim diye. Hani ben daha az konuşayım, konuğumuzu daha çok konuşturayım. Sadece soruları soran tarafta yer alayım diye. Yine her zaman önden gelen misafirlerimizden şöyle bilgi rica edelim. Nasıl görünüyor ses, ışık, görüntü? Bugün eksi 18 edebiyat topluluğunun deneyimli üyelerinden sevgili Buket Başaran Akkaya ile birlikte olacağız efendim. Bol renkli bir gün bizi bekliyor. Çünkü bol renkli bir gün bizi bekliyor. Çünkü Buket Hanım bu konuda bir hayli deneyimli ve renkli. Daha çok bugün üzerine odaklanacağımız tiyatroda çocuk oyunları ve sahne tasarımı üzerine sohbetimizi yapacağız. Çünkü sevgili Buket Hanım İzmir Devlet Tiyatrosu'nda dekoratör olarak çalışıyor. Oyunlarda dekor ve kostüm tasarımları yapıyor. Bunun dışında bir dolu farklı sanat alanında da biriktirmiş olduğu deneyimler var. Edebiyatında daha çok öykü, radyo ve tiyatro oyunları kısmında sorumluluk alıyor. Ve 5 oyunu devlet tiyatrolarının repertuarında yerini almış durumda. 3 tane de kişisel kitabı var ve çokça da derleme kitapta yayınlanmış öyküleri var. Bugün sevgili Buket Başaran Akkaya ile birlikte olacağız. Ben şimdi şöyle bir bakıyorum. Katılımcılarımız arasında mı? Şu anda Buket Hanım'dan çağrı geliyor ama Buket Hanımcığım bana görüntülü arama görünüyor. Sizi ben şu anda yayında göremiyorum. Buket Hanım'ın bir yayına katılmasını bekliyorum. Şöyle bakacağım. Canlı yayınlar hep genelde böyle ufak tefek aksiliklerle başlıyor. Buket Hanım bana görüntülü arama yapıyorsunuz. Buket Hanımcığım, sizin sadece yayına giriş yapmanızı bekliyorum. Ben şu anda sizi yayında göremiyorum. Tekrar şöyle bir beklemedeyim. Hemen bir yazıyorum da. Hemen bakıyorum. Aslında bugün sabahtan bir deneme yapmıştık sevgili Buket Hanım'a. Çok hızlı alınabildik ama bana Instagram'dan görüntülü arama yaptınız az önce. Sizin yayına katılmanızı bekliyoruz efendim. Siz yayına katıldığınızda şöyle bakıyorum gözüm ekranda ama maalesef şu anda sizi göremiyorum katılımcılar arasında. Hemen... Beklemedeyim. Bazen bu tip böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Bu arada sevgili Murat Çıtır, Instagram'ın güncel görünmüyor. Bak hazır seni görmüşken de söyleyeyim. Ola ki bir yayına katılacak olursan Instagram'ını güncelle. Buket Hanımcığım, görüntülü arama yapıyorsunuz. Görüntülü arama yapmayın. Yayının içerisine girin diye rica ediyorum tekrar. Bakalım umarım şimdi bağlanabileceğiz. Ben hemen haberini ettim. Evet ya Ebru bu Instagram, Elif özür dilerim. Instagram stresi yaşıyoruz hep birlikte. Hala Buket Hanım'ın katıldığını göremedim. Tekrar şöyle bakıyorum. Sizden ricam şu anda orada olan misafirlerimizden Buket Hanım'a bir alo demenizi rica edeyim tanıdıklardan. Buket Hanım'ın Instagram'a giriş yapıp arama yapılmayacak. Instagram'a giriş yapıp bu canlı yayına gelmesi yeterli. Bana WhatsApp'tan yazıyor. Ben de hemen tekrar
Bana Instagram'dan arama şeklinde geliyor. Efendim, ne olur kusura bakmayın. Bu ilk giriş aksiliği için biz de beklemedeyiz. Tekrar kontrol ediyorum katılımcı listemizi. Yani şöyle bakayım. Ha, Buket Hanım, şimdi sizi sanırım görüyorum. Bakıyorum. Beklemedeyim. Kendisine talebi gönderdim Buket Hanım'a. Buket Hanımcığım, size ekleme talebi gönderdim. Oradan katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bir daha bakıyorum. Şu an davet edildi görünüyor. Ha, tamam. Şimdi yayına girdiğinizi gördüm. Bir kere daha size bir davet gönderdim. Ona katıl butonuna tıklayın Buket Hanımcığım. Çok teşekkürler ya. O sırada birçok kişi aramış. Kusura bakmayın, ben de hareketlendirdim sizi. Birden fazla kişi arayınca da telaş olmuş olabilir. Bir kere daha deniyorum. Şimdi şöyle. Ben tekrar Buket Hanım size bir katılma talebi gönderiyorum. Sabahtan aynı yaptığımız gibi sizi gördüm. Şöyle bir kere daha katılma talebi gönderiyorum. Talep gönderdim ekranınızda. Ona katıl butona tıklamanız yeterli. Gergin dakikalar. Buket Hanım, orada mısınız? Ben yayında görüyorum sizi. Sabahtan da denememizi yapmıştık. Şu anda talep gönderildi olarak görünüyor bende. Bir kere daha bakıyorum. Bu sefer sizden geldi. Görüntülüyorum. Bir kere daha bakacağım. Görüntü akmıyor bende demiş. Ben şu anda sizi talep etti olarak görüyorum. Bir kere daha son kez deniyorum. Şöyle davet ediyorum. En kötü ihtimalle bir yayını kapatacağım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok şükür. Ha. Tamam, şimdi oldu. Ya bu ara böyle bir nazar değiyor hep başlangıçlarda. Sizden görüntülü arama şeklinde geldi Instagram'dan. Ben sizi yayına çağıramadım o yüzden. Ama buluştuğumuza sevindim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok Artık ben... teşekkür ederim. Ya ne olur kusura bakmayın. Sizi o sırada arayanlar da oldular. O biraz benim hatam oldu. Böyle canlı yayın stresi, bir alo der misiniz dedim. Ama neyse ki buluştuk. Evet. Sonuç iyi Şimdi, oldu. evet, bence de artık şöyle bir sakinleşelim. Ben şu genel bir giriş yaptıktan sonra siz de ne olur o sırada bir nefes alın. Sonrasında böyle size bir pas atacağım. Efendim, bugün -18 edebiyat sohbetlerinin tam 29.sunu gerçekleştiriyoruz. Topluluğumuzun renkli karakterlerinden biri Buket Başaran Akkaya ile birlikteyiz. Bugün daha çok üzerine odaklanacağımız yer tiyatroda çocuk oyunları ve sahne tasarımı. Bunu seçmemizin sebebi aslında çok benim de heyecanla beklediğim bir sebep. Çünkü Buket Hanım İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir dekoratör. Umarım doğru söyledim. O. Süper. Dekoratör olarak çalışıyor. Ve tam da işin ehlinden, işin mutfağından biriyle bunu konuşmak da hepimiz için güzel olacak. Ben böyle kısacık bir giriş yaptım, ısınma turunu attım. O zaman biraz da sizi dinleyelim efendim. Bize biraz Buket Başaran Akkaya'dan bahseder misiniz? Kimsiniz, neler yapıyorsunuz? Peki. Heyecanımı yenebilirsem konuşacağım da. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Sahne Tasarımı bölümü mezunuyum. Halen İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tasarımcı olarak çalışıyorum. Ben aslında burada size biraz yazma geçmişimden bahsetmek istiyorum. Her okuyucu
okuyan okuyucunun olduğu gibi benim de ilk okuduğum kitap benim için çok kıymetlidir. Bu da Frank Molnar'ın Pal Sokağı Çocukları. Biz ikiz kardeşiz. Bize çocukken böyle tek kitap tek hediye alırlardı ve ben onu kardeşimden hep alırsaklar kütüphaneme kaldırırdım. Bunun için de böyle önemli bir anıdır benim için. Nemet Nemetçek hepimizin hatıralarında yerini almış bir karakter. Beni de çok etkilemişti. Ve ben de ondan öykünerek bir roman yazmaya kalkmıştım. Sanırım ilkokul 5, 5. sınıfa gidiyorum. Bu Meçhul Beşler diye bir roman yazdım. Resimli romandı bu. A4'ü ikiye bölüp resimleyip baloncuklarına da şeyler yazıyordum. Romanı yazıyordum falan. Nasıl bir cahil cesaretiyse o zaman bizim evimize Hürriyet ve Cumhuriyet gazetesi geliyor. Hürriyet gazetesinde çocuk sayfası var. Oranın yönetene de Orhan abi diye bir abi. Soyadını hala bilmiyorum. Biz oraya şiir, öykü, deneme resim falan gönderiliyor. Ben de bu romanı gönderdim. Aradan bir hafta geçtikten sonra bana bir mektup geldi. Bu benim hayatımda çok önemli bir mektuptur. Çok değer verdiğiniz, hiç yüzünü görmeden bile sevdiğiniz birinden size bir mektup geliyor. Sevgili küçüğüm diye başlıyor bu mektup. Çok çok güzel bir mektuptu. Yani ben belki de çok kötü bir roman yazmıştım. Belki hiç becerememiştim. Çok komik olmuştu. Bilemiyorum ama beni yüreklendiren bir şey vardı içinde. Yani bizim sayfamız çok küçük. Daha küçük şeyler yazarsan basarız falan diye böyle. Bana bir mektup geldi. Çok gururlandım ve bunu akşam babama gösterdim. Orada koptu. Babam şöyle bir yanıt verdi. Aslında bunu paylaşmayı pek sevmiyorum ama ben yazayım, getir kağıt kalem al, ben söyleyeyim sen yaz dedi. Bu da öykü mü dedi bana. Uzun süre yazmadım. Kendime güvenim gitmişti. Yani evet babam da beğenmiyor, ben bir şey yapamam şeklinde. Neyse. Sonra gece lambalarının altında günceler tutmaya başladım. Daha sonra çikolata jelatinlerini biriktirip onu ayakkabı kartonları ile birlikte Hacivat Karagöz kuklaları yapıp evimizin buzlu camında kardeşimle birlikte onları oynatırdık. Daha sonra lise yılları geldi. Lise yıllarında çok değerli bir edebiyat öğretmenim bana değer verdi, yazdıklarıma değer verdi, bana güvendi ve inandı. Orhan Böylelikle abi gibi. evet. Böylelikle tekrar bir şeyler yazmaya çalıştım, başladım. Yerel gazetelerde makaleler yazdım, şiir. Ki hiç şiirim yoktur ama o dönemlerde şiir bile yazdım yani. Bir dönem hepimizin geçmişinde var o şiir. Genelde de lise yaşlarımızda. Daha sonra da üniversite yılları geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi bitti. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladım. Bu arada 17 yıllık falan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tasarım dersleri vermeye başladım. Bu serüvenim 17 yıl falan sürdü. Yazmaya yoğunlaşmam 2004 yıllarına rastlıyor. 2004 yıllarında Hidayet Karakuş'un atölyesine katıldım. Baktım ki bu böyle olmaz. Çünkü ben kendimi çok beğeniyorum, çok iyi yazıyorum. Herkes de beğensin istiyorum. Bari dedim gideyim de büyük insanlara göstereyim, onlar da beni çok beğensinler. Hidayet Karakuş'un atölyesine gittikten sonra tabii her şey değişti. Çok güzel arkadaşlarım oldu. En büyük kazanımım çok güzel yazmaya gönüllü arkadaşlarım oldu. Nevzat ablam, Dinçer abimle de yollarımız bu dönemlerde kesişti. Bana gerçekten, gerçekten anne ve baba oldular. Her zaman desteklerini hiçbir zaman benden esirgemediler. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Daha sonra işte çeşitli edebiyat dergilerine şiirlerim
Ay nereden çıktı? Bir gün şiir yazacağım herhalde. Artık yazmak zorundasınız. Kayıtlara geçiyor bu canlı yayında. Bunun dışında işte öyküler gönderiyorum. Bazı okullarda söyleşilere katılıyorum. Tiyatro adına, öykü adına, masal adına söyleşilere katılıyorum. Böyle. Kısacık. Harika, harika. Çok keyifli bir giriş yaptınız. Çok çok teşekkür ederim. Böyle hayatınızdan en az birkaç tane de önemli olayı bu kısacık dakikalar içerisinde bile hafızamıza kazımış olduk. Şimdi bildiğiniz gibi bu programlarda misafirlerimiz kendi konularını seçiyorlar. Ve ben sadece çok işi şey gibi hani ne derler şoför yanı tarafındayım ben. Yanda oturup bütün manzaranın en güzeline ve bütün sohbetin, müziğin en güzeline, en yüksek sesine şahit olan tarafta yer alıyorum. Bugün siz de bize daha çok çocuk tiyatrosu tarafını ve bunun sahne tasarımı işin daha nesnel tarafından da geldiniz. Öncelikle neden böyle bir sorunla geldiğinizi sorarak başlayayım. Sonra yavaş yavaş özel birkaç soru daha soracağım. Neden bu? Neden bu konuyla geldiniz? Bugünkü sohbetimize neden bu konuyu seçtiniz? Neden bu konuyu seçtim? Ben aslında yazarlık bölümünden girmiştim Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. Para kazanmak ve ayaklarımın üstünde durmak her zaman benim için şeydi, önemli bir noktaydı. Herkes de olduğu gibi. Ama benim için de çok özel bir yani yaşamım içinde özel bir yeri vardı. Hiç kimseye muhtaç olmadan. Yazarlık bölümünü iyi bir puanla da kazandım. Fakat daha sonra devlet tiyatrosuna girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Birkaç tane oyun yazacağım da bu kabul edilecek de işte ben para kazanacağım. Eyvah ben ne yapacağım derken biraz resim yeteneğim falan da vardı. Hadi ben tasarım bölümüne geçeyim dedim. Geçişim aslında öyle oldu. Fakat yazma isteği hiçbir zaman körelmedi. Yani bir uykuya daldı, tekrar başladı. Uykuya daldı, tekrar başladı. Fakat tasarım bölümüne geçtiğimde, orada eğitim aldığımda, iş hayatımda tasarımı götürdüğümde hep bir şey fark ettim. Ben uzun süre kondivitlik falan da yaptım. Bu anlamda metin okumasını çok iyi biliyorum. Yani bu çok iddialı bir şey oldu ama yaklaşık 38 yılda yani 300'e yakın tekst değerlendirmişizdir. Kondivit olarak, kreatör olarak, dekoratör olarak. Bunların içinde çok bulundum. Ve bu oyun metinlerinin ve tiyatro tasarımlarının aslında arasında bir bağ olduğuna inandım. Yani ben öyle inanıyorum. Yani buraya gelme nedenim, benim derdim de belki şöyle bir şey. Yani bir öykü yazarken siz bir fotoğraftan esinlenebilirsiniz. Biri size bir konu verir. Bir grup bile olsa bir konu verdiğinde 18 kişi olsa 18'inden aynı tema içinde farklı konular çıkar. Gibi tiyatro dekoru da aslında bize bir temayı anlatıyor, temayı veriyor. Ve buradan da ilerleyen zamanlarda böyle yaptığım bir örnekten de bahsedeceğim. O zaman haklı olduğumu düşündüm. Bu deneyimimi yazan ve yazar arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Yani öğretmen Harika. arkadaşlarım da bunu şöyle öğrencileriyle Harika. deneyimleyebilirler. O zaman müsaadeniz olursa ben şöyle genel bir soruyla başlayayım sonra biraz daha özelleştirelim sorularımızı. Ben de sınıf öğretmeni kökenliyim ve öğretmenlik yaptığım zamanlarda da öğrencilerimizi çocuk tiyatrosu, çocuk oyunlarıyla buluşturmaya da gayret ediyorduk ama maalesef ki gözlemlerim ve izlenimlerimde iyi örnekler çok fazla yok. Çocuk tiyatrosu özelinde hem nitelikli bir kadro, nitelikli bir çocuk oyunu, genelde abartılı kostümler, yüksek sesler ya da böyle meşhur filmlerden ya da karakterlerden uyarlanmış daha popüler tarzda oyunları maalesef geçmişimde hatırlıyorum. Ama şimdi hazır mutfaktan birini görmüşken böyle bir bu soruyla müsaadeniz olursa başlamak isterim. Hem dünyada hem de ülkemize baktığımızda çocuk tiyatrosu sizin gözünüzde nerede görünüyor? Böyle bir kısacık bir bakış atmak nasıl olur? Çocuk tiyatrosuna Avrupa'da kiliselerde çocuk korosuyla ilahiler ve daha sonra tiyatrolar
Metinler, oyunlar saraydaki ve alttaki halka oynatılmak amaçlı ilk defa bizim karşımıza çıkıyor. Bu daha sonra Fransa'da kuklaları görüyoruz ilk defa kukla tasarımlarını ve onlarla yapılan. Oysa bizde biliyorsunuz Hacivat Karagöz geleneksel Türk tiyatrosunda bu tarzda bayağı hem gölge hem de kukla adına iyi bir yerdeyiz aslında. Daha sonra onları görüyoruz. Rönesans dönemine kadar sadece görselde ve dine çok yönelik olarak tiyatro oyunları oynansa da Rönesans döneminde daha bilinçli, daha anlamlı, daha çocuklara öğretici oyunlar sergilenmeye başlıyor. Bizde Abdülhamit döneminde ilk metin yazarlığı ve okullarda ders olarak da tiyatronun öğretildiğini biz görüyoruz. Meşrutiyet döneminde de artık çocuk oyunları oynamaya başlıyor. Kimi ama daha yetişkinler tarafından çocuk oyunları oynuyor. Bundan sonra da Muhsin Ertuğrul devreye giriyor ve şehir tiyatrolarında ilk defa şey yapıyor. Çocuk oyunları, çocuklarla ilk tiyatro dersi diye bir çocuk oyunu sahneleniyor. Çocuk tiyatrosu çalışmaları devlet tiyatrosuna tam layıkıyla yani o döneme kadar da çocuk oyunları oynuyordu ama 1988 yılında kadro halinde, kadrolu sanatçılarla birlikte bir bölümde çocuk tiyatrosuna ve gençlik tiyatrosuna ayrıldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu tasarım olarak yani benim kendi branşım tasarım olduğu için genelde de tasarım olarak incelediğim zaman biz aslında bayağı bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum ama Avrupa'ya gidip de orada bir çocuk oyunu seyrettiğimde görsel olarak plastik sanat olarak bizlerden çok daha iyi yerlerdeler. Bunun biraz teknikle biraz bizim işte doğu kökenli olmamız belki biraz dinin baskılarıyla falan üzülüyorum yani orada seyrettiğim oyunlardan böyle ben de gitsem orada da böyle bir şey yapsak falan diye. Ama yine de evet çok kötü oyunlar seyrettiğim zaman saçımı başımı yolup dışarıya çıkasım geliyor. Dekor kostümü bırakın onlar zaten bir rezalet oluyor ama bir de metinde de hani hep Nevzat Abla da bize bunu sık sık yineler durur. Her şeyi çocuğa anlatabilirsiniz, her konuyu çocuğa anlatabilirsiniz ama anlatma yönteminiz çok önemli diye. Burada da biraz ahbap çavuş ilişkisi mi oluyor, ne oluyor? Seçimlerde pek hala ben 38 yıldır devlet tiyatrosunda çalışıyorum. Yaklaşık 40 yılı aşkın bir tiyatro geçmişim var. Daha iyi yerlerde olabilirdi diyeyim. Öyle Ah, söyleyeyim. ah. Yani bunu maalesef biz kullanıcı olarak dışarıdan gözlemleyip yaşıyoruz ama dediğiniz gibi bir ömür adadığınız bir işin içerisinden biri olarak sizden duyunca da maalesef insan biraz üzülüyor. Haklı çıktığı için insan üzülüyor böyle bir durumda. Güzel oyunlar da seyrettik biz devlet tiyatrosunda. Ben devlet tiyatrosu olarak diyorum ama özel tiyatrolar, yerel tiyatrolar orada da çok güzel çalışmalar yapıldığını biliyorum. Bilinçli yapıldığında biz de yani her şey parayla ilgili değil. Şaşalı kostüm yapmanız da gerekmiyor. Sadece çocuğa hitap etmeniz, çocuğu oyuna katmanızla birlikte bir de metin sağlam olursa güzel şeyler yaratabiliyorsunuz. Harika. O zaman şimdi sohbeti biraz sizin alanınıza, tasarıma doğru çekmeye çalışayım. Özellikle işin bu teknik aksam kısmında biraz fikirlerinizi almak isteyeceğim. Çocuk oyunlarında dekor, kostüm, ışık, efekt bunların tamamına teknik aksamlar dersek nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli çocuk oyunlarında? Şimdi ben aslında burada birazcık sizin sorduğunuz soruya girip yine de yavaş yavaş edebiyat yönüne kaymaya çalışacağım. Becerebilirsem.
Küçük oyunlarında dekor, kostüm, ışık, efekt, mask yani teknik aksamlar aslında işin olması olmazı yani. Dekor, kostüm, ışık, efekt ve dans çocuk oyunlarında yazarından yönetmenine, oyuncusundan tasarımına, koreografisinden bestecisine, ışıkçısından konduktörüne kadar bir sorumluluk gerektiren isteyen bir disiplin gerektiriyor. Hiçbir şey için çocuk o nasılsa hiçbir şey anlamaz diyemezsiniz bir kere. Eğer bu masaya o çocuklar için bir şey vermek için oturduysanız. Çünkü çocuk seyirci asla hatayı kabul etmiyor. Siz büyük oyununda seyrettiğinizde yukarıdan işte bir şey sarkar da güler geçersiniz. Yani iyi kurmamışlar dersiniz. Ama çocuk ona aykırıyor. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Siz bir ağaç koymuşsunuzdur sahneye. Elmalar vardır. Oyuncunun bir tanesi elmayı yiyecektir. O butafor olarak yapılır. Bütün ağaç butafor olarak yapılır. Bir tane elma konur. Onu da oyuncu alır ve yer. Eğer oyuncu yanlış bir elmayı kopar dese onu koparma, onu koparma diye bağırır size. Yani yanlışı çocuklar kaldıramıyor. Ve bu coşkusu bütün salona yayılıyor. Bir önemli şey de benim her zaman kırmızı perdeye karşı bir saygım ve şeyim vardır. Yani büyük oyununda olsun, küçük çocuk oyununda olsun kırmızı perde benim için çok önemlidir. Çünkü seyirci salona girdiğinde kırmızı bir perde ve perdenin arkasında bir büyü vardır. Yani siz oyun başlamadan önce her şeyi gösterirseniz özellikle çocuklara oyuna ilgisini kolay kolay kuramazsınız. Işıklar söndüğünde perdeyi yavaş yavaş açtığınızda çocuklar ilk dekor ışıkla karşı karşıya geliyor. Onlarla tanışıyor ve onlarla bir bağ kurmaya başlıyor ve kendi içinde yaş gruplarına birazdan yaş gruplarından da bahsedeceğim. Kendi içinde bir burada şöyle bir oyun oynanacak diyor. Gerçi biz broşürler falan da dağıtıyoruz ama annelerimiz, babalarımız, velilerimiz onları ne kendileri alıyor ne de çocuklarına girmeden önce çocuğum bak bu oyun şunu anlatıyor diye bir açıklama yapmıyor. Genelde çocuk çok saf bir şekilde salona giriyor oyun Her şey izlemek. sürpriz o aşamada artık. Evet herkes ve ben bu sürprizi büyük oyununda da çocuk oyununda da çok seviyorum. Çocuğu fazla karanlıkta bırakamazsınız. Çocuk korkar. Rüzgar, fırtına, özellikle efekt ve ışık anlamında çok dikkatli olmak zorundasınız. Patlama gibi efektler, görsellerde dikkatli olmalısınız. Fantastik dekordan çok hoşlanıyor çocuklar. Canlı renkler onu rahatlatıyor. Metinler sıkıcı ve didaktik olursa çocuğun ilgisi yine uzaklaşıyor, kayboluyor. Oyunda verdiğiniz mesajlar çok önemli. Hayatının düsturu oluyor. Örneğin benim kızım 3 yaşında oyuna gittiğinde bir denize pislik atmayın diye bir mesaj verdiler oyunda ona, çocuklara. Benim kızım hala hiçbir yere çöp atmaz. Yani 33 yaşında ve hiçbir şekilde hiçbir doğayı kirletmez ve tam doğayla iç içe yaşar. Oyunda verdiğimiz mesajlar dışında bir de miş sanatımız vardır bizim. Yani miş sanatını özellikle dekoratörler, kreatörler ve butafor sanatçıları, heykeltıraşlar kullanır. Bu sahnede bir kavanoz, vazo düşünün. Bu kırılıyor. Ya da bir oyuncunun başına vuruyorsunuz, kırılıyor, başında kırılıyor. Aslında bu cam değildir. Bunu seyirci de bilir, çocuk da bilir. Ama mış gibi kabul eder, miş gibi kabul eder. Hep gerçeğe inanmak, onun için çocuğu kandıramazsınız. Çocuğa yanlış yapamazsınız. Yani metinsel anlamda, oyunculuk anlamında, tasarım anlamında çocuğa yanlış yapamazsınız. O sizin yüzünüze bunun hepsini teker teker söyler. Alkışlamıyor. Yani alkışlamıyor, beni kandırdın deyip ağlayarak çıkan çocukları biliyorum ben. Böyle olmaz diye.
Çok dürüst ve acımasız çocuklar her zaman. Evet, çok dürüst ve acımasız. Miş sanatını sadece biz kullanırız. İsterseniz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biz tiyatrocu olarak bu deyimi çok kullanırız. Gibi görmek, kabul etmek anlamında kullanırız. Yani biz bol bol düş kuran bir işimiz var bizim. Bizim işimiz düş kurmak. Sonra da bu düşlerin peşinden gitmek, ta kavuşana kadar. Ya da şöyle diyebiliriz, bizlermiş gibi sanatı icra eden insanlarız. Yani yaratılarımız mişlerden ve düşlerden oluşuyor. Mişler bizim düşlerimizi süslüyor. Düşlerimiz gerçeğe dönüşüyor. Bazen de kabusa. İşte şiir yazmalısınız bakın böyle çok manzum manzum Sanatını de genelde bunlar başka ne diyecektim? Cem'i anlattım. Başka bu yüzden de tüm içtenliğimle söylüyorum. 38 yıllık sanat hayatımda hangi oyun gelirse gelsin, evet ki heyecanlanıyorum ama çocuk oyunu geldiğinde uyuyamıyorum. Günlerce uyuyamıyorum. Yani onun sorumluluğu çok başka bir şey. Şimdi ben de tam çocukla ilgili bölümü biraz genişletecek bir soru soracağım müsaadeniz olursa. Bir yandan da sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlk birkaç dakika bağlanamadık. Onu da ben izleyicilerimizin anlayışına sığınarak ekleyeceğim yayının sonuna. Çünkü bir iki soru daha var size sormam gereken. Şimdi tam da bu tasarımdaki görsellik meselesi ve çocuğun hayal dünyasıyla bağ kurması işi. Yani buradaki fikirlerinizi merak ediyorum. Bu bağ, tasarımın çocuğun oyunu algılamasındaki işlevi, bunun hakkında biraz görüşlerinizi rica edeceğim. Şimdi ne kadar vaktim var? Yani yaklaşık bir 4 dakika civarında. Ben aslında bu soruya örnekle anlatmaya çalışacağım. Yani çocuğun tasarım, çocuğun oyunun algılamasındaki işlevleri nelerdir diye. Burada düşündüğüm size 2-3 tane örnek vardı. Birincisi karınca örneği, hızlı gideyim biraz. İkincisi kırmızı ayakkabılar. Üçüncüsü de neyse ona gelmeyeyim. İlk defa Prag'da motora taktım. İlk defa Prag'da seyrettiğim bir olay vardı. Bir tasarımcı kapıya bir yazı asmış, bir metin asmış ve içeriye girdiğinizde bir dekor karşınıza çıkıyor. Ve siz o metni okuyup o dekoru yorumluyorsunuz. Ben öğrencilerimle yani buradan feyz aldım. Aslında bir de Miracle oyunları vardır. Rönesans ya ondan bir önceki dönemde neyse. Dini konuları işleyen, Hristiyanlığı yayan bir tiyatro şeyidir. Miracle'lar vardır. Bunlar araba araba dekorlar şey yapar, kurulur. Oyuncular orada oynar. Siz seyirci olarak birinci arabayı bitince ikinci arabaya, üçüncü arabaya, beşinci arabaya gider ve oyunu bitirirsiniz. Buradan da kaynaklanarak üniversitede bir şey yaptık, çalışma yaptık, atölye çalışması yaptık. Tasarımcılarla yazarları birleştirdik. Yazarları dışarıya aldık, tasarımcılara bir konu verdik. Ve bir de obje verdik. Kırmızı ayakkabılar. Tasarımcılar bu büyük bir alanda öykülerini şey yaptılar. Kendi kurdukları, tasarımcıların kendi kurdukları, hani bizim metinlerimiz var ya, öykülerini kurdular ve bir dekor hazırladılar. Yazarlar da geldiğinde, ki siz onu şimdi oyuncu olarak değerlendirebilirsiniz, bunun üstüne bir metin yazdılar. Çok ilginç bir şey çıktı karşımıza. Tema aynı, öyküler çoğaldı. Tema aynı ama herkes kendi öyküsünü yazdı. Biz başardığımızı düşündük. Yani çok güzel öyküler çıktı ve bunlar metne dönüştürüldü daha sonra. Bir başka şey de karınca ile ilgili çocukların özellikle çok biz oyuncu insan giyiyor karıncayı ama minicik yerlerde şey yapıyorsunuz. Karınca nerede gezer? Otların arasında gezer. Biz çocuğa 3 boyutu vermek için insan 1,60 boyunda 1,70 boyunda insan da karınca olacağı için biz sahneyi tamamen bitkilerle kapladık, çimlerle kapladık.
Yani kimden dekor yaptık. Öyle olduğunda çocuk bu hayalin içinde daha güzel eğlendi. Ya da kitap sayfalarını çevire çevire, kitaptan oyuncuları çıkara çıkara çocuğa kitapla birlikte oyunun içine kattık. Ben şimdi çok heyecanlandım ve çok hızlı anlatınca kafam da karıştı. Bilmiyorum sorunuza yanıt verebildim mi? Ama şunu söylüyorum. Eğer bir fotoğraftan, bir objeden bir öykü çıkarıyorsanız, bir dekordan da öykü çıkarabilirsiniz. Bırakın o oyunun öyküsü olmasın. İyi bir şeyi çocuğa anlattığınızda o çok kalıcı olarak kafasına yerleşiyor. Valla Toparlayabildim mi? bence toparladınız çünkü hani ben bile kafamda canlandırabildiysem aklıma şey geldi. Ben de üniversitedeyken sanırım izlemiştim İzmir Tiyatro Günleri kapsamında. Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği bir oyun vardı 9 ay son gün diye. Orada da 4 tane kardeşin anne rahmindeki maceralarını anlatıyordu. Ve kocaman sahneyi bir anne karnı olarak canlandırıp hakikaten izleyici açısından da çok çarpıcı, çok etkiliydi. Karınca örneği bir an beni oradaki örneğe götürdü. Gitti. Bağlantınız arada gidip geliyor Buket Hanımcığım. Sesim geliyor mu şimdi size? Geliyor, Ha, geliyor. şahane. O zaman şimdi son sorumu artık size sorayım yavaş yavaş. İşin bir de tabii ki sosyal mesaj verme tarafı var. Biz öğretmenler, anne babalar, bu işin yani çocuklarla çalışan yetişkinler, onlara rehberlik edenler. Tabii malum sürecin içerisinde maalesef bu artık salgın hayatımızı çok garip etkiledi. Az önce yine 2 haftalık bir kapanmanın haberini aldığımız için bir hayli benim de her ne kadar çaktırmamaya çalışsam da moralim biraz bozuk ama çocukları o tiyatroya karşı olan duygularını, düşüncelerini nasıl geliştirebiliriz? Onları nasıl nitelikli oyunlarla buluşturabiliriz, yönlendirebiliriz? Yani şu dönemde, yani ben şu dönemde bütün öğrenciler için çok üzgünüm, yani üzülüyorum. İstedikleri tamam, bilgisayarla çok fazla haşır neşir oldular. Oradan istediği şeyleri bulup izliyorlar ama ben hiçbir zaman, yani kitabı belki onu bile sevmiyorum. Şeyden, tabletten okuyabilirsiniz ama sinemayı da evde, filmi de evde izleyebilirsiniz. Tiyatronun mecburen böyle seyredecekler, yani şeyden seyredecekler. Benim aslında anne babalara ve ebeveynlere söyleyeceğim en önemli şey, çocukların tiyatroya sevdirmek için belli öbekler vardır. Yani 5 ile 7, 7 ile 9, 9 ile 11, 11 ile 14 yaş arası gibi. Yani tabii ki bu illa böyle mot olacak diye bir şey yoktur ama yani şimdi kalkıp da 3 yaşındaki bir çocuğu 14 yaş grubuna sokarsanız bu çocuğu siz bir daha tiyatroya getirtemezsiniz. Bir tür referans aralık aslında. Aha, oyun yazarlarının da bu konuda, yönetmenlerin de, oyuncuların da, yani tiyatroyla ilgilenen o mutfağındaki insanların hepsinin de bunlara çok dikkat etmeleri gerekir. Başında da söylediğim gibi, yani lütfen çocuklarla dalga geçmeyin. Onlar bizden daha bilinçliler bu konuda. Özellikle büyük insanların, sahneden size bakan insanların sizi kandırmalarına tahammülleri yok. 3 yaşında olsun, 13 yaşında olsun. O oraya, o büyülü dünyayı canlı olarak, zaten tiyatronun 3 duvar şeyse, tiyatroysa bir 4. duvarda seyirci vardır. Seyirciyi siz o kapıdan içeriye, o duvardan içeriye sokabilirseniz, yani çocuk yaşta artık o zehri, o tozu yutmuş demektir. Bundan sonra iflah olmaz o çocuk. Harika. Efendim çok teşekkür ederiz. Bugün -18 edebiyat sohbetlerinde bize zaman ayırdınız ve açıkçası topluluğumuza çok farklı renklerden insanlar var ya da çevremizde de bu tip programlarda tanıştığımız, misafir ettiğimiz insanlar var ama çocuk oyunları, tiyatrodaki özellikle çocuk oyunları kısmı açıkçası bizim biraz daha meraklanmamız, biraz daha böyle öğrenmemiz gereken bir alandı. Ailemizde sizin gibi bir deneyimli üyenin olmasından da ayrıca mutluyuz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben son olarak tekrar sözü size bir atayım. Biraz -18 ile ilgili düşüncelerinizi de açıkçası almak isteriz o aşamada. Sonrasında günü toparlayalım.
Eksi 18'de ben yine sevgili Nevzat ablam sayesinde tanıştım. Sağ olsun. Ben biraz geri durmayı, zaten seçtiğim meslekte de sahne gerisindeyim. Yani çok öne çıkmayı beceremem. Sağ olsun onun sayesinde, onun beni resmen dürtüklemesi sayesinde birçok şeyi başardım. Örneğin toplum içinde konuşmayı, işte daha kendim beğenmiyorum ama yine de onun başardım. Ben genelde büyük öykü, yetişkinlere öyküler yazıyorum. Onun sayesinde çocuk, diyorum ya, ben çocuktan çok korkuyorum. Yani tiyatroda da çok korkuyorum, edebiyatta da çok korkuyorum. Yani zul almak istemiyorum yani. Çok önemliler bizim için. Yarınlar, geleceğimiz onlar bizim. Sağ olsun Nevzat ablam bu konuda inatla benim hiç peşimi bırakmayacağı benziyor. Çok teşekkür ederim. Binlerce teşekkür ederim ona. İyi ki hayatımda. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizler beni ailenize kattığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bırakmamış. Sizler de ne olur bırakmayın. Bizlere her zaman rehberlik edin. Deneyimleriniz bizler için çok önemli. Hep birlikte hepimiz işin bir ucundan tutarak özellikle o tiyatro örneğindeki dört duvar metaforunda olduğu gibi hiçbir duvar birbiri olmadan ayakta kalamaz. Duvarlık görevini yerine getiremez. O yüzden birbirimize tutunarak elbette gelişeceğiz, büyüteceğiz. Bu arada aşağıdan çok güzel yorumlar da geliyorlar. Herkesin ellerine sağlık. İyi ki geldiniz. Kıpırtı çocuk da bu arada biraz sataşmış bize. Kıpırtı çocuk da sizden muhtemelen bir röportaj isteyecekmiş ilerleyen sayılarda. Onun da böyle Çok sevinirim. hazır Ben yeri gelmişken seslendireyim. 17-18 dakika olarak kendimi hazırladım. Ben bir de şeyimdir, yani kuralcıyımdır bu konuda. Ama heyecanla bazı şeyleri atlamak zorunda kaldım. Artık röportajda da onları hallederiz. Harika, süper. O zaman bunun sözünü aldık. Efendim çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben şimdi sizi uğurluyorum. Önümüzdeki haftanın programı ile ilgili bilgiyi verdikten sonra ben de yayınımızı sonlandıracağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzeldi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Buket Hanımcığım. Evet, Buket Hanım'ı uğurladık. Valla aşağıdan da ne güzel yazdınız. Ne olur kusura bakmayın. Yayının kalitesi bir an böyle biraz Buket Hanım'ın yayını kaybetmiştik. O sırada yorumları kapattım ama son anda doğru açtım. Çok teşekkürler geldiğiniz için hepinize parmaklarınıza sağlık. Peki önümüzdeki hafta olduğunda artık Mayıs ayına başlıyoruz efendim. Ve yavaş yavaş da eksi 18 edebiyat sohbetlerinin sonuna geliyoruz. Haftaya 30. buluşmamızı yapacağız. 30. buluşmada yine topluluğumuzun sevdiğimiz, değer verdiğimiz büyüklerinden biri sevgili Sevin Sezgin'i ağırlayacağız. Biraz daha işin kütüphaneci tarafında olunca ve arkeolojiye, mitolojiye karşı özel merakı ve akademik de bir eğitimi olduğu için Sevin Hanım'la antik çağdan günümüze çocuk edebiyatı üzerine konuşacağız. O yüzden açıkçası böyle kendimize mesele edinmiş olduğumuz bu konuları bir de böyle geçmişten bugüne kadar bir kronolojik hikaye içerisinde nasıl devindiğini, nasıl evrildiğini görmek de hepimize iyi gelecek. Sizin cumartesi de söyleşiniz varmış. Kalanı orada anlatırsınız. Ha, cumartesi söyleşileri. Evet. Aynen öyle. Sevgili Başak bu arada Nevzat öğretmenimin derlediği ve topluluğumuzun birçok güzel kaleminin katkı koyduğu Haydi Tut Elimi derlemesinin de söyleşilerini yapıyor. Sevgili Başak'ın hesabından da onları takip edebilirsiniz. Ha, Sevin Hanım da zaten bizi duydu, kalplerini gönderdi. Efendim, önümüzdeki pazartesi görüşmek üzere. Maalesef önümüzdeki 2 hafta boyunca evlerde olacağız. Bu evlerde geçirdiğimiz süre boyunca ne olur akıl sağlığımızı da koruyalım. Beden sağlığımızı koruyoruz ama gerçekten bu gidişte akıl ve ruh sağlığımız ne noktalara gidecek bilmiyorum. Artık iyice teknolojinin bağımlısı haline geldik. Telefonsuz, tabletsiz, bilgisayarsız yapamaz durumdayız. Umarım bu günleri sağlıklı atlatacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.